Herkese yeniden merhaba. İkinci temada kalmıştık. 5. sınıf Türkçe beceri temelli sorularda. İkinci temanın 11. sorusunda kalmıştık. İlk 10 sorunun çözümünü bir önceki videoda bulabilirsiniz arkadaşlar. Haydi 11. sorumuzla devam edelim. Evet. Bu metni inceleyen bir müşteri söz edilen ürünle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşamaz? Kalemimizi aldık. Bakalım. Sünger dolgulu yumuşak bir kumaştan üretilen bir örtü ile evcil hayvanları da çok rahat edecek. Sünger dolgulu yumuşak bir kumaştan üretildiğine göre yapıldığı malzeme bilgisi bana verilmiş değil mi? Diğer şıklara bakıyorum. Renk seçenekleri. Bakalım herhangi bir renk seçeneği var mı? Evet. Paket içi renkler. Siyah ve mavi renk seçeneği varmış. A'yla ile de. Yıkanabilirliği ve dayanıklılığı baktığımız zaman burada çamaşır makinesinde yıkanabilir diyor. Yani yıkanabilirliği açısından da bir bilgi veriyor. Fakat gördüğünüz zaman dayanıklılığıyla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Dolayısıyla cevabı Ceyhan olur. 12. soruma geçiyorum. Soru eki olan mi cümleye pekiştirme zaman, rica ve koşul anlamları da katabilir. Tamam. Pekiştirme zaman, rica ve koşul anlamları. Buna göre mi soru eki aşağıdakilerin hangisinde yay araç içinde verilen anlamı katmamıştır? Baktınız. Leylaklar açtı mı? Buraların havası değişir. Açtı mı? Yani leylaklar açtığı zaman anlamı katar. Doğru. Diğerine bakıyorum. Şu aralar zor mu zor bir süreçten geçiyoruz. Pekiştirme değil mi bakın? Zor mu zor? Ya da bir yemek yapar mesela anneler. Güzel mi güzel? Deriz ya onun gibi bir pekiştirme. Konularını tekrar ettin mi unutmazsın. Burada konuları unutmamak için bir şarttan bahsediyor. Tekrar etmek. Değil mi? Koşulumuz bu. Onun için Ceyhan da doğru. Onu gördük mü hepimizin yüzü gülmeye başlardı rica. Hayır. Burada gördüğümüz zaman onu gördük mü? Yani aynı A'daki gibi bir anlam var. Rica anlamı yok. Dolayısıyla cevabım Denizli olmalı. 13. soruya geçtim. İkinci metindeki konuşma aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa? Birinci metinde verilmek istenen mesaj yansıtılmış olur. Yani birinci metinde verilmek istenen mesaja göre boşluğu dolduracağız. Birinci metin. İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Hiç bitmeyecek mi senin bu okuman? Bitmeyecek. Hiç mi? Hiç. Niyetim yazar mı olmak yani? Hayır. Niye ne? Alim olmak mı? Şair olmak mı? Yalnız olmak mı? İnsan olmak mı? Baktığınız zaman ilim kendin bilmektir. Kendini bilmek gibi. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Yani amacı alim olmak ya da şair olmak. Çünkü burada diyor ki niyetin yazar olmak mı? Hayır, yalnız olmak da değil ama ilim kendini bilmektir. Yani bilmek insan olmanın temelidir diye bir düşünce var burada. Dolayısıyla cevabım Denizli. 14. soruma geçtim. Bu parçada yazar ve şairlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Bakıyorsunuz. Büyük yazar ve şairlerin sırrı gösterişi cümlelerde değil, gündelik dildeki kelimelere yükledikleri yeni ve şaşırtıcı anlamlarda gizlidir. Yeni ve şaşırtıcı anlamlar. Onlar cümlelere gelişigüzel yerleştirdiğimiz kelimeleri aklımıza hiç gelmeyen bir biçimde kullanarak günlük dilin ötesine geçerler. Yani cesaret mi? Hayır. Doğallık mı? Hayır. Özgüven mi? Hayır. Sıra dışı, yani yeni ve şaşırtıcı anlamlar yükleyip günlük dilin ötesine gitmek sıradanlığı aşmaktır. Sıra dışı olmaktır. Dolayısıyla cevabım Ceyhan olmalı. 15. soruma geçtim. Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir? 1 ve 2 numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır. Aynı anlamlı yani. 2 ve 3 numaralı sözcükler birbiriyle çelişen. Bakın çelişecek birbiriyle.
Çelişen özellikleri ifade ettiği için zıt anlamlıdır. Yani 2 ve 3 zıt anlamlı olacak. 1 ve 2 de eş anlamlı olacakmış baktığınız zaman. Esir ve tutsak eş anlamlı mı? Evet, eş anlamlı. Tutsak ve özgür zıt anlamlı mı? Evet, zıt anlamlı. Yani 1 ve 2 eş anlamlı. 2 ve 3 zıt anlamlı. Cevabım çıktı. Zengin fakir zıt anlamlı, eş anlamlı değil, yanlış. Üzgün mutsuz yakın anlamlı, eş anlamlı değil. Cömert pinti zıt anlamlı, yine eş anlamlı değil. Dolayısıyla cevabım Adana olmalı. 16. soruma geçtim. Bu metinde boş bırakılan yeri anlam akışına göre aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilmelidir? Dede, sana bir soru soracağım yavrum. Sürahi mi bardağa eğilir, bardak mı sürahiye? Torun, sürahi de su olduğu için sürahi bardağa eğilir. Dede, aferin sana. İşte bilge insanlar da gönlünü yere sermeyi bilen, alçak gönüllü kişiler olduğu için bilgi ve görgüsünü aktarırken karşısındakinin önünde eğilir. Atalarımız boşuna ne olabilir burada? Ne doğrarsın aşına o çıkar kaşığına ama hayır hiçbir ilgisi yok. Buğday başak verince orak pahaya çıkar mı? Hayır, bunun da bir ilgisi yok. Lafla peynir gemisi yürümez. Bunun da bir ilgisi yok. Fakat ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar. Yani bu ağır bir yüktür aslında. Bilgili olduğunu belli eden, karşısındakine önünü eğen anlamında. Yani ağaç da meyvesi olunca başını aşağı salar. Kişi bilgi ve görgüsünü aktarırken karşısındakinin önünde eğilir. Atalarımız boşuna ağaç meyvesi olunca başını aşağı salar dememiş şeklinde tamamlanmalıydı. Dolayısıyla cevabım B seçeneği. 17. soruma geldim. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi insana özgü bir özellik kazanmıştır? Yani kişileştirme sanatı soruyor bana. Renklerin duygular üzerindeki etkisiyle ilgili birçok çalışma var. Peki nasıl oluyor bu? Tabii ki düşüncelerle. Mesela bulutların rengine bakıp günün bize hazırladığı sürprizlere dair bir düşünceye kapılırız. Günün bize hazırladığı sürprizler. Gün nasıl sürpriz hazırlayacakmış bakalım. Ve bu duygu durumumuzu etkiler ya da beyaz bir kağıt üzerindeki siyah yazıları rahatlıkla okuyabiliriz. Kağıtla yazının renkleri birbirine çok yakın olursa yazıyı okumak zorlaşır. Bu da insanın duygu durumunu etkiler. Evet, sürpriz hazırlamak ya da bir şey hazırlamak insanlara özgü bir davranıştır. Gün bunu yapamaz. Dolayısıyla kişileştirme sorusunun cevabı Ceyhan olmalı. 18. soruma geçtim. Bu metinlerde söz edilen uygulamaların amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Fransa'nın bir kentinde vatandaşlar halka açık alanlara yerleştirilen öykü makineleri sayesinde istedikleri an kısa hikayeler okuyabiliyor. Bu makineler kısa hikayeleri kasa fişine benzer bir biçimde ücretsiz olarak basıyor. Malatya'daki otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlar için durak kütüphanesi projesi hayata geçirildi. Durakların yanına yerleştirilen mini kütüphanelerle vatandaşlar otobüs beklerken kitap okuyabilecek. Evet, bu uygulamanın amacı ikisi de benzer uygulama değil mi? Kitap okumanın yeri ve zamanı olmadığını göstermek. Buradaki amaç, evet buna yakın bir amaç. Yani her yerde, durakta otobüs beklerken bile kitap okunabilir. Diğerlerine bakacağım. Çocuklara küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandırmak. Şimdi burada vatandaşlar esas alınmış, çocuklar değil. Dolayısıyla B'yi eledim. Her okurun kendine özgü bir okuma tekniği. Burada herhangi bir okuma tekniğiyle ilgili bilgi yok. C'yi de eledim. Kitap okumanın hafızayı güçlendirdiğini vurgulamak. Hayır. Yine hafızayla ilgili bir ifade de yok. Dolayısıyla cevabım Adana olmalı. Birisinde durağa yerleştirilmiş bu sistem, diğerinde de açık alanlara yerleştirilmiş. Yani okumanın yeri ve zamanı yoktur denmek istemiş. Adana'yı işaretledik bakalım. 19. soruma geçtim. Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Bakıyoruz. Deyimler bir olayı ya da durumu etkileyici bir şekilde anlatmak için kullanılan söz gruplarıdır. Örneğin çok özlemek anlamında. Ne deriz çok özlemek anlamında? Burnunda tütmek deriz. Denizli'yi eledik bakalım. Karşısındakine dokunacak veya kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek ne olabilir? Karşısındakine dokunacak, yani onu rahatsız edecek ve veya kötü bir sonuç doğuracak bir söz söylemek.
Avucun içi gibi bilmek mi? Çam devirmek mi? Bir bardak suda fırtına koparmak mı? Düşünün bakalım. Önemsiz ve küçük bir sorunu büyütmek. Yani bir bardak suda fırtına koparmak. Bunu da elediniz. Şimdi bu diğerlerine göre bir tık daha düşündürücü. Düşündüğünüz zaman hangi sonuca varırsınız? Çam devirmek. Evet. Karşısındakine dokunacak veya kötü bir sonuç olacak söz söylemek, çam ağacını devirmek gibi bir ifadeyle mecaz anlamda, yani deyim ifadesiyle kullanılabilir, söylenebilir. Avucun içi gibi bilmek, bir şeyi çok iyi bilmek. Her yerini, bir şeyin her yerini veya her şeyini, bir yerin olabilir bu ya da bir şeyin olabilir, bilmek ama buraya uygun olmayacaktır. Dolayısıyla bu boşta kalır. Evet, boşta kalacağı için yanlış işaretleme yapmışız. Bunu işaretlememiz lazım. Çam devirmeyi buraya getirdik. Çok özlemek anlamında burnuna tütmek dedik. Bir sorunu büyütmek anlamında da bir bardak suda fırtına koparmak dedik. Ama avucun içi gibi bilmek ifadesi boşta kalacağı için cevabım Ceyhan olur. Son soruma geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin noktalı bu işlevlerinden herhangi birinin örneği yoktur? Birinci işlev, bazı kısaltmalarının sonuna konur. Baktığınız zaman kısaltma, kısaltma, kısaltma arıyoruz. Ve benzeri ifadesi VB diyerek kısaltılmış. Buna uygun bir kullanım var. Sayılardan sonra sıra bildirmek. Sıra sayıları birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bakın ilkokul beşinci sınıftayım diyor. A'yı da eledim. Şu ifademle eşleştirdim. Kitap ve dergi künyelerinin sonunda kullanılır yani. Bu bir dergi künyesidir. Mesela kitap ve dergi künyesi dersiniz buna. Nerede basıldığında, ne zaman basıldığında, hangi yayınla basıldığıyla alakalı bize bilgi verir. C'yi de eledim. Burada ise adresler belirtilirken kullanılır ve işte cümlenin sonuna kullanılır ama burada o işlevine değinilmemiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur arkadaşlar. Evet, videomuz burada sonlandı. Sorularımız bitti. Diğer temalara ve haftaya da yazılı sorularına ulaşmak için Bilbul TV kanalımızı takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.